Saat 13 gün ortasında yeni gelişmelerle karşınızdayız sayın seyirciler. Hükümet kurma çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde mecliste temsil edilen siyasi partilerin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmelerin ardından da hükümeti kurma görevini güven oyu alabilecek bir milletvekiline vereceğini, bu ismin ise parti yetkili organlarında belirlenmesi gerektiğini söyledi. Bu arada UBP'nin yetkili organlarının toplanarak son gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde mecliste temsil edilen partilerin temsilcileriyle ayrı ayrı görüştü. Cumhurbaşkanı Tatar bu çerçevede dün son olarak önce CTP ardından da UBP heyetleriyle bir araya geldi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Erhürman görüşmenin ardından CTP olarak pozisyonlarının net olduğunu söyledi. Bize verilecekse görev, biz bunu kabul etmeye hazırız. Yeter ki daha önce söylediğim gibi bu kurulan absürtlüğün bir parçası haline bizi getirip de siz alın 15 gün dolaşın. Biz böyle bir sürecin parçası olmayacağımızı 15 gün önce söyledik. Dolayısıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin pozisyonu net. Bu şartlarda ana muhalefet partisine veriyorum ben bu görevi ve başka birine de vermeyeceğim. Ana muhalefet partisi bir mutabakat hükümeti kurabiliyorsa kurar, kuramazsa da ben yetkilerimi kullanarak ülkeyi seçime götürürüm derse biz bu görevi almaya hazırız. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki Ulusal Birlik Partisi heyetiyle de bir araya geldi. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu da Cumhurbaşkanı Tatar'la genel bir değerlendirme yaptıklarını, Cumhurbaşkanı'nın pazartesi günü bir karara varacağını kaydetti. Faiz Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi'nde bir başka vekile görevlendirme verilmesi halinde tavrının ne olacağına yönelik soruyu da yanıtladı. Değerlendirmek lazım. Yani bakın, şimdi artık kişi veya kişilerin üstünde bir durum var burada. Nedir? Memleket, ülke. Ülkenin şu anda durumu belli. Ekonomik durumu belli. Kriz belli. Dolayısıyla işte benim ya ben ya da erken seçim. Ya da ya o ya da erken seçim. Veya ben, benden sonrası tufan. Yani bu bizim temsil ettiğimiz bir düşünce değil. Onu öncelikle söyleyeyim. Ama tabii ki önümüzdeki bu birkaç gün içerisinde yapacağımız çalışmalarda hangi noktaya varırız onu bilemiyorum. Onu hep birlikte göreceğiz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar partilerle görüşmesi sonrasında yaptığı değerlendirmede hükümeti kurma görevine güven oyu alabilecek bir milletvekiline vereceğini belirterek bu ismin parti yetkili organlarında belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, hükümeti kurma görevini vereceğim isim, partinin yetkili kurullarından çıkacak isim olmalı. Yoksa konu tartışmalara neden olabilir. Hükümetin güven oyu alabilmesi için birlikte hareket etmek de şart. UBP yetkili organları bu ismi kendi belirleyecek. Bu ismi bir an önce belirlemelerinde de fayda var, dedi. Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'a ön şartla hükümeti kurma görevi vermesinin mümkün olmayacağını da söyledi. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan, Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'ta yaşananları değerlendirdi. Hiçbir oldu bittiye izin vermeyeceklerini vurguladı. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz Bölge Komutanlığı Yeni Rıhtım ve İskele açılış töreninde konuştu. Yunanistan'la Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'ta yaşanan gelişmelere dikkat çeken Akar, biz tüm faaliyetlerimizde uluslararası hukuktan, diyalogtan yanayız. Bütün problemlerimizin barışçıl yol ve yöntemlerle çözümünü istiyoruz. Buna rağmen maalesef Yunanistan provokatif eylem ve söylemleriyle yayılmacı ve saldırgan politikalarını sürdürüyor diye konuştu. Hiçbir şekilde hiçbir oldu bitti izin vermeyeceğimizi, hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım. Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik insanlık dışı davranışlarına da değinen Akar şu ifadeleri kullandı. Yıllardır Yunanistan'ın masum insanlara karşı uyguladıkları zulüm ve insanlık dışı davranışlar ve her türlü rezalet dünya tarafından maalesef görmezlikten gelinmiştir.
Terörle mücadele operasyonlarına dikkati çeken Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesini artan bir tempoda devam ettirdiğini dile getirdi. Sınır güvenliği konusunda alınan tedbirlere de değinen Akar, sınırların güvenliğini milli bir mesele olarak nitelendirdi. Dikkatleri başka yönlere çekmek üzere. Nisan ayı tüketimi için faturalarda tüm tarifelere uygulanan yakıt değişim değeri resmi gazetede yayımlanarak kaldırıldı. Faturalara yansıtılan ücretler tüketim bakiyesinden düşürülecek. Yakıt değişim değeriyle ilgili karar, Bakanlar Kurulu kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararda Nisan 2022 ayı tüketimi için faturalarda tüm tarifelere uygulanmış olan yakıt değişim değeri karşılığı ücreti ve buna denk gelen KDV tutarı tüketicilerin tüketim bakiyesinden düşürülür ifadelerine yer verildi. Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu dün belediye yaptığı açıklamada elektrik faturalarına yansıyan yakıt değişim bedelinin kaldırılması için Bakanlar Kurulu'na öneri yapıldığını açıklamıştı. Nisan ayı faturalarına yansıyan yakıt değişim bedelinin kaldırılması için Kıptek Yönetim Kurulu'nun gereken değişikliği yaptığını ifade eden Amcaoğlu, düzenlemenin Bakanlar Kurulu'na sunulacağını ve onaylanmasının ardından yürürlüğe gireceğini söylemişti. Bakan Amcaoğlu, elektrik tarifelerine yönelik çalışmaların da sürdüğünü dile getirerek, Mart faturalarında yapılan indirim benzeri bir düzenlemenin Nisan faturalarında da devam etmesi yönünde çalışma yaptıklarını da açıklamıştı. Nisan ayı enflasyonu açıklandı. Buna göre enflasyon %5.07. En yüksek fiyat artışı %134.76 ile beyaz lahanada oldu. Ana harcama gruplarında ise en yüksek artış alkollü içecekler ve tütün ana grubunda gerçekleşti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstatistik Kurumu Nisan ayı tüketici fiyatları endeksini açıkladı. Nisan ayında %5.07 olan enflasyon, önceki yılın Aralık ayına göre %34.20 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %88.81 arttı. Nisan ayında fiyatı en fazla artan 3 malın %134.76 ile beyaz lahana, %112.84 ile çiçek lahanası ve %91.78 ile bira alkollü içecek olduğu belirtildi. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk 3 malınsa %49.58 ile bakla, %45.05 ile salatalık ve %40 ile piyango bileti olduğu kaydedildi. Ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre en yüksek artış %17.16 ile alkollü içecekler ve tütün ana grubunda meydana geldi. Giyim ve ayakkabı ana grubunda %10.27, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda %8.70, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda %6.01, lokanta ve oteller ana grubunda %4.82, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda %4.81, ulaştırma ana grubunda %4.08, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda %2.47, sağlık ana grubunda %1.43, eğlence ve kültür ana grubunda %0.89, haberleşme ana grubunda %0.53 ve eğitim ana grubunda %0.33 artışı oldu. Bir önceki aya göre endekste kapsanan 556 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 44 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş meydana geldi. Gönyeli'de araç kundaklandı. Ahmet Adışanlı'ya ait aracın ön bölümü tamamen yandı. Polis basın subaylığından yapılan açıklamaya göre saat 2 sıralarında Ahmet Adışanlı'ya ait ikametgahın garaj yolu içerisinde park halinde bulunan pikap türü aracının motor bölümü üzerine meçhul şahıslar tarafından yanıcı madde dökülüp yakılarak kasti hasara uğratıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu aracın ön bölümü tamamen yandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Covid-19 verilerine bakalım. Ülkemizde son yapılan testlerde 61 pozitif vakaya rastlandı. Sağlık Bakanı son olarak 7061 test yapıldığını, 61 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında 30 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa,
3 kişi Güzelyurt ve 7 kişi İskele, 1 kişi ise Lefke bölgesindendir denildi. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay'ı koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen 2021'de 2020 oranla %52'lik bir artışla 9.029 ünite kan bağış toplandığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay'ından yapılan açıklamada bu bağışla kan ihtiyacının %50'sinin karşılandığı belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay'ından kan bağışlarına ilişkin açıklama geldi. Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası verilerine yer verilen açıklamada, buna göre Kuzey Kıbrıs Kızılay'ının yıllık ortalama 20 bin ünite kana ihtiyaç duyulan ülkede, geçen yıl topladığı 9.029 ünite kanla ihtiyacın yaklaşık %20'sini karşıladı. Kan bağışçısı kazanımı projesi kapsamında bugüne kadar ülke çapında 1287 kan bağışı organizasyonuyla toplanan 29.828 ünite kanın Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası'na teslim edildiği belirtildi. 46.036 kişiye de kan bağışı bilinçlendirme eğitimi verildiği ifade edilen açıklamada, Kan Bankası'na teslim edilen kanın talasemi ve onkoloji hastaları başta olmak üzere diyaliz tedavisi, ameliyatlar, yaralanmalar, iç kanamalar, doğumlar ve organ nakillerinde hayat kurtardığı belirtildi. Rusya-Ukrayna savaşına bakalım. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 73 gündür devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın doğu bölgelerine saldırılarını artırarak sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri Ukrayna savaşının başlamasından 2 ay sonra bir açıklama metni üzerinde uzlaştı. Diplomatik çabalara destek veren açıklamada savaş ve işgal gibi ifadeler yer almadı. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 73. gününde devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı Rusya'nın Ukrayna'nın doğu bölgelerine saldırılarını artırarak sürdürdüğünü açıkladı. Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin konuşlandığı bölgelere yoğun bombardıman düzenlediği, Harkiv civarındaki bazı yerleşim alanlarını ablukaya aldığı, liman ve Popasna yönünde saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi. BM Güvenlik Konseyi ise Rusya'nın 24 Şubat'taki askeri harekatının başlamasından bu yana Ukrayna ile ilgili ilk açıklamasını yayımladı. Cuma günü oy birliğiyle kabul edilen açıklamada Ukrayna'daki durum anlaşmazlık olarak tanımlanırken, Rusya'nın açıklamayı veto etme ihtimali nedeniyle savaş, işgal ve çatışma gibi ifadeler metinde yer almadı. Açıklamada Güvenlik Konseyi üyeleri Ukrayna'nın barış ve güvenliğinin korunmasına ilişkin derin endişelerini ifade ederek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in anlaşmazlığa barışçıl bir çözüm bulma çabalarını desteklediklerini bildirdi. Açıklamayla ilgili Guterres, Güvenlik Konseyi Ukrayna'da barışın sağlanması için ilk kez tek sesle konuştuğu değerlendirmesinde bulundu. Guterres, Moskova ve Kiev'e yaptığı son ziyaretlerde Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile Mariupol kenti ve Azovstal çelik fabrikasındaki sivil ve askerlerin tahliyesi için anlaşmaya varmıştı. BM ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi şimdiye kadar Mariupol ve çevresinde iki başarılı tahliye operasyonuna imza attı. Üçüncü tahliye operasyonu içinse hazırlıklar sürüyor. BM Güvenlik Konseyi'nin açıklaması, savaşı sona erdirmek için gösterilen diplomatik çabalar açısından önemli bir ilk adım olarak nitelendirildi. Küba'nın başkenti Havana'da dün bir otelde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Patlamada 14'ü çocuk, 64 kişinin de yaralandığı belirtildi. Küba'nın başkenti Havana'da bir otelde patlama meydana geldi. Küba Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada gaz kaçağından kaynaklanan şiddetli patlama nedeniyle ölenlerin sayısının arttığı bildirildi. Patlamada şimdiye kadar 18 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada 14'ü çocuk, 64 kişinin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada ölenler arasında bir çocukla hamile bir kadının da bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Yaralıları hastanede ziyaret eden Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, olayın bir terör saldırısı değil, talihsiz bir kaza olduğunu hatırlatarak vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu. Küba basınına göre otelde bir süredir devam eden tadilat çalışması kapsamında borulara gaz akışı sağlanırken patlamanın yaşandığı öne sürüldü. Saratoga isimli 5 yıldızlı oteldeki patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi ölmüş, 13 kişi kaybolmuştu.
Covid-19 salgını sebebiyle 2 yılı aşkındır kapalı olan ve 10 Mayıs'ta açılması beklenen tarihi otelin 1880'de inşa edildiği, 1933'ten bu yana ise otel olarak hizmet verdiği kaydedildi. Posta Dairesi'nin Europa 2022 Hikayeler ve Mitler konulu yeni pul serisi ve ilk gün zarfı pazartesi günü satışa sunuluyor. Posta Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Posta Dairesi Müdürlüğü tarafından baskısı ve perforesi Devlet Basım Evi'nde gerçekleştirilen pul serisi 6 TL ve 10,75 TL'lik iki puldan oluşuyor. Europa 2022 Hikayeler ve Mitler konusu kapsamında sanatçı Görel Korol Sönmezer tarafından ülke efsanelerinden Kara Kız ve Pigmalion Galata'nın resmedildiği pullar bir yıl süreyle satışta olacak. Bu haberle birlikte bültenimizi de noktalıyoruz sayın seyirciler. Yeni gelişmelerle görüşmek üzere iyi hafta sonları. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda bugün hava açık ve az bulutlu olacak. Rüzgar güney ve batıdan orta kuvvetli, zaman zaman kuvvetli esecek. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa 26, Girne 24, Alevkayası 21, Güzelyurt 26, Gazimonsa 24, Lefke 22, Yeni Erenköy 23 ve İskele'de 25 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı ise Lefkoşa 10, Girne 15, Alevkayası 12, Güzelyurt 9, Gazimonsa 15, Lefke 14, Yeni Erenköy 16 ve İskele'de ise 13 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa 28, Girne 25, Alevkayası 24, Güzelyurt 27, Gazimonsa 26, Lefke 23, Yeni Erenköy 24 ve İskele'de ise 26 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde de bugün hava açık ve az bulutlu olacak. Rüzgar güney ve batıdan 3 ila 4 kuvvetinde esecek. Deniz hafif dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1 metre dolaylarında olacak. Orman yangın olasılığı ve ultraviyole radyasyonu çok yüksek olup tozlu hava etkisini sürdürecek. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.